Gerçek anlam, ilk anlam, yepyeni olan mecaz anlam, bilimseller terim anlamı, eş anlamın yazılışı farklı, zıt anlam kendine karşı, eseslerin anlamı farklı, somut duyu organlarını, soyut anlam kurcalar aklı. Doğadaki sesler yansımadır, deyimler ek mecazlıdır. İkilemeler bir bir tek tek, atasözleri öğüt verecek. Görür, anlar, çözer çok, kitap okuyan, sözcüklerin sırrını, cümlenin anlamı. Uzun, kısa, parça hiç fark etmez. Soru kökünü okuyan paragrafı affetmez. Öznel kişisel düşünce nesnel ispatlanabilir. Tanım anlamına gelince bu nedir diye sorulabilir. İçerik konusu üslup dili, neden sonucun vardır sebebi. Amaç sonucun hedefi, koşul sonuç şart illaki. Varsayın diyelim ki olasılık ihtimal, hayıflanmada üzüntü, yakınmada şikayet var. Azımsama ölçülebilir ama ölçülemez küçümseme. Aşamalı durum günden güne, karşılaştırma en daha göre ise tasarı plan yapar, öz eleştiri olumsuz yorum, öz eleştiri kendini yargılar, anlaşıldığını umuyorum. Görür, anlar, çözer çok, kitap okuyan sözcüklerin sırrını, cümlenin anlamı. Uzun, kısa, parça hiç fark etmez. Ana düşünce, düşüncelerin anası, yardımcı düşünce yavrularıdır. Konu parçanın neden bahsettiği, bunu yansıtan kelimeler başlıktır. Giriş cümlesinde olmaz ama fakat, gelişme cümlesinde örneklere bak. Sonuç cümlesi başlara özetle diye, akışı bozar bu ile başlayandan önceki cümle. Açıklama bilgi verir, tartışma sohbet eder, öyküleme olay anlatır, betimleme gözde canlanır. Tanımlama bu nedirin cevabı, sayısal veriler rakamların oranı. Benzetme andırır gibidir, tanı gösterme tırnak içindedir. Örneklendirme adı üstünde, karşılaştırma bu böyledir, şu ise şöyle. Anlamadıysan sakın çekinme, şarkıyı başa sar tekrar dinle. Görür, anlar, çözer çok, kitap okuyan sözcüklerin sırrını, cümlenin anlamı. Uzun, kısa, parça hiç fark etmez. Doğallık olduğu gibi söylemek, özlülük az sözde çok söylemek, özgünlük kendine has farklılık, unutulmamaktır kalıcılık. Samimiyettir iştenlik, net anlaşılır açıklık, anlaşılmaz kapalılık, rahat okunur akıcılık. Evrensellik tüm dünya, yerellik bize özgü, Tonguç'u tanır tüm dünya ama o sadece bize özgü. Bakış açısı çok önemlidir, her şeyi bilen açı ilahidir. Dışarıdan bakar gözlemci, kahraman anlatanı kendisidir.